Merhaba, Power of the Chef'e hoş geldiniz. Bugün 6. bölümde değerli arkadaşlarımız, değerli şeflerimizle beraberiz. Bugün arkadaşlarımız size Ahmetcan Güçkan tanıtsın. Hüseyin Ustam var, şefimiz. Nizamettin Akay, pasta şefimiz. Hüseyin abi, senden başlayalım. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun araba. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Biraz kendini tanıtır mısın Hüseyin abi? Hüseyin Yusal ben. 1971 doğumluyum. 83'ten beri bu işin içindeyim. Hüseyin abi, programa hoş geldiniz. Biraz devam edeceğiz. Evet. Nizam şefim, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tekrar beraberiz. Aynen, doğrudur. Kendini biraz tanıtabilir misin? Adım Nizamettin, soyadım Akay. 98 doğumluyum. 14 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Hemen hemen 7-8 yıldır bu mesleğin içindeyim. Öyle. Başlayalım Ahmet. Başlayalım Ustam. Başlayalım, hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin Ustam, bugün bize ne yapacaksınız? Körü sözlü. Tavuk. Nizamettin şefim, siz ne yapacaksınız bugün? Bugün muis yapacağız. Muis? Aynen. Farklı farklı isimlerle geliyor. Aynen. Nizamettin şefimiz. Şefim, izleyelim. Başlayalım, evet, hayırlı uğurlu olsun ve şöyle yapalım. Şefim, sen ne yapacaksın? Biraz da anlatır mısın? Bugün ben muis yapacağım. Muis'i bir açıklar mısın? Ne yapacaksan? Şöyle, ilk katına kek koyuyoruz. Ondan sonra çilekleri etrafına, çemberin etrafına diziyoruz. Dizdikten sonra içine böyle hazırladığımız şantiyle krema karışımı ortasına sıkıyoruz. Sıktıktan sonra da aynı şekilde kek ilave ediyoruz. Kekten sonra süslemesini yapıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün bir pastamız var. Evet. Bir tane de yemeğimiz var. Hüseyin şefimize gidelim. Köri sos tavuğumuz var. Biraz tarif edebilir misin? Tabii. Tavuğumuzu verev şeklinde ince ince doğruyoruz. Ondan sonra tavaya atacağız kızgın bir yağda. Biberlerimize velev doğruyoruz. Evet. Şefim, şimdi ne yapıyorsun, neler ediyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? Şu an bir restoranda çalışıyorum. İsim vermiyorum. Evet. 3 yıl oldu aşağı yukarı. Evet. İnşallah da devam edeceğiz. İnşallah. Bakalım. Şefim, bu ara aşçı başı olarak oradasınız. Evet. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Orada en çok yaptığınız şeyler neler oluyor şefim? Nelerle başlıyorsunuz, nelerle kapatıyorsunuz? En çok kuzu dolma yapıyoruz. İşli pilavlı? İşli pilavlı kuzu dolma yapıyoruz. Evet. İşli pilavımızı ciğerle yapıyoruz. Çok iyi. Tandırımız var, inciğimiz revaçta. Çok iyi. İşte ızgara çeşitlerimiz var işte. Tandır, soya soslu pilicimiz var, kirde kebabımız var, çoban kavurma, saç kavurma. Çok iyi. Ya şöyle bir şey var. Şimdi kirde kebabı çok fazla kişi bilmiyor. Az bir şey söyleme şansın var mı? Tabii. Kirde kebabı bonfile etten oluyor. İnce ince böyle şekilde kesiyoruz. Kıtır ekmeğin üzerine yoğurt, süzme yoğurt koyuyoruz. Eti marine ettikten sonra kızgın tavada kızartıyoruz. Biberimizi böyle şekilde et şeklinde doğrayıp ondan sonra soslandırıyoruz. Etin üzerine atıyoruz. Sizde açık büfe de vardı yan olmasa. Tabii açık büfemiz de var. Sabah kadar kahvaltı var. Sabah 600-700 kişilik kahvaltı verebiliyoruz. Açık büfe serpme? Serpme hafta içi. Hafta sonu da açık büfe. Açık büfe veriyoruz. O zaman ne diyoruz? Buyurun adene. Hayırlı olsun. İsim vermeyeceğiz dedim. Aynen. Buyurun adene. Evet. Şöyle bir şey söyleyelim. Aden yeni bir açılan yerde. 3-4 sene 5 sene oldu galiba yanılmıyorsam. Vallahi çok güzel bir yer. Cennetten bir köşe diyebilirim. Yani. Evet, maalesef fotoğrafların falan çok iyiydi. Evet. Bu ara orada en çok göze çarpan tandırmış ve kahvaltıymış. Evet. Bu yoğunluk nasıl oluyor, nasıl geçiyor? Ve insanlara tavsiye ettiğin zaman ne söylemek istersin? Vallahi buyurun gelsin derim. Herkesi bekleriz. Misafirlerimizi ağırlamaktan zevk duyuyoruz. Yani en iyi bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere bu ara. Herkesi bekliyoruz. Yeni programımıza ve aynı zamanda Aden tesislerine diyoruz. Tabii buraya da bekleriz herkes. Herkesi buraya da bekliyoruz tabii ki. Şefim, şimdi birçok işler ve birçok şeyler yaptınız. Şimdi bu mesleğin evet. İçindesiniz. Bu mesleğin içinde olduğunuz için neler söylemek istersiniz? Vallahi bir kere bu işi yapacaksalar severek yapsınlar. Evet. Severek yaptıkları zaman ellerinden her şey gelir. Evet. Yani severek yaptığın her şey güzel olur. Doğru. İstemeyerek yaptığın zaman en kral eti de versen bir şey yaramaz. Evet. Ama severek yaptığın zaman otu bile versen et olarak verirsin. Peki şöyle yapalım. Şöyle geçeyim şu tarafa da. Şöyle söyleyelim. Bu meslekte sevmediğin şeyi söyler misin? Nasılsınız? En sevmediğim şey arkadan konuşmak. Kuzu yani kuyu kazdırmak.
Bu meslekte bu çok oluyor. Çok, evet. Biz bunu Ahmetcan. Evet, tamam. Bu Ahmetcan'la da çalıştığımız zaman süresi içerisinde de çok şey yaşadık. Bundan dolayı da dedik ki böyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapacaksak böyle konuları dile getirelim. Zaten evet. Biz bunu çok dile getirmiştik. Şimdi bunu normal şekilde insanlar hep böyle yapıyor birbirinden. Aslında normal de ustaları normal ustalığı. Çekememezlik var. İşte birbirinin ayağını kaydırmak, onun yerine geçmek. Aynen bir şeyler. Ama ustalıkları iyi yani. Nasıl böyle bir şey yapıyorlar, kendi ustalıklarını bu seviyeye düşürüyorlar, nasıl indiriyorlar. Var bir eksiklik vardır demek ki. Tabii özgüveni olmayan insanların özgüven zaten usta olunmaz. Yani ben istediğim kadar kendimi yıpratayım, şey yapayım. Nasıl diyeyim size. Yani en iyi bir usta şekilde de olsam. Bir en ufak bir şeyde tepe takla gidiyorsunuz. Doğru en söylüyorsun. En kral şey yapıyorsunuz, arkanızdan bir laf geldiği zaman göze batıyorsunuz. Ondan sonra sizin bütün yaptığınız emekler boşa gidiyor. Tabii bu da ne oluyor? İsterseniz işe de yansıyor. Müessesin patronunun ve müdürünün eksikliğinden kaynaklanıyor, tabii. Tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Aynen öyle. Demek ki bir yerde fazla dedikodu varsa ne diyoruz? Yönetimde eksiklik vardır, evet. Yöneticiler problemlidir, yöneticiler eksiktir, yöneticilerde hata vardır diyoruz. Muhakkak. Doğru mu söyledim? Aynen öyle. Bu kolay gelsin. Şey. Dost doğru olmalı. Aynen. Kolay gelsin. Birazdan sana döneceğiz şefim. Nizamettin şefim. Buyurun şefim. Şimdi yapıyorsun. Şunu evde insanlar şey yaptığı zaman, yapmak istediği zaman kısaca bir tanısana. Çok basit. Yani bütün marketlerde zaten kekimiz satılıyor. Yani isterler kendileri yapar keklerini, isterseler marketlerden alırlar. Şöyle çember alırlar. Normal pastane malzemeleri satan yerlerde çember satılıyor. Bir tane çember alırlar. İlk katına kek koyuyorlar. Aşağıdaki yani kek ilk başta kek koyuyorlar. Kekten sonra çileğini düzüyorlar etrafını içten. Ondan sonra şantiyle krema karışımı içine sıkıyorlar aynı şekilde şu an sıktığım gibi. Ondan sonra gösterelim herkese ekrandakilere de. Bu şekil krema ve etrafına çilek düzülüyor. Ve bir şey sorayım sana. Dikkatime bir şey çekti. Buyurun. Ahmetcan usta şöyle gel bakayım yanıma bir şey göstereyim ben. Şöyle dön abi. Dön bir dakika dön sana zahmet. Buyurun şefim. Senin ismin ayrı, forman ayrı. Forma kimin? Forma benim formalarım kirli olduğu için kendi ustamın formalarını getirdim. Ondan dolayı. Bu ustana selam söyle onu demek istedim yani bu formaya yani o ismi tanıtmak. Buradan tanıtsam, Ümit Türkmen'e kendisi Kayserili 40 yaşında. Şu an Beyoğlu. Beyoğlu'nda Marla Pastanesi'nde kendisi bizim pastanenin imalat şefi kendisi. Buradan ona koca koca selamlar yolluyorum. Ümit ustaydı değil mi? Aynen Ümit Türkmen kendisi Kayseri'li. Ümit ustamıza selam olsun. Ben selam söylüyoruz. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başka söylemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Başka bir şey ekleyecek misin buna? Şimdi kaç kat olacak bu yani, ne olacak? Şimdi zaten krema şanti karışımı içine sıktık. Sıktıktan sonra tekrardan bir kek daha ilave edeceğiz. İlave ettikten sonra aynı şekilde şöyle süsleyeceğiz yani üstünü çilekle. Hep beraber göreceğiz. Evet bakalım kolay gelsin. Teşekkür Hüseyin ederim. Hüseyin abi sendeyiz. Başlıyorum abi. Hüseyin abi şimdi mutfaklarda çalışmak güzel bir şey. Evet. Yoğun çalışmak farklı bir şey. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ben yok yoğun mi? Çalışmaktan zevk alıyorum. Ben de onu diyecektim. Yoğun çalışırken en çok böyle senin dikkatini çeken, seni strese sokan, seni böyle üzen şey nedir? İşime karışmalar. Bu her yerde olan bir şey mi? İşime karışma. İşi bilmeyen adam gelip sana akşam kesmesi. Ondan sonra ben bu işi çok iyi biliyorum. Halbuki hiçbir şey bilmiyor. Çok işi bilen hiçbir şey bilmez. Evet bu ara bunu da söyleyelim de yani mutfakta... Sessiz kaldığımız için biz zannediyorlar biz bir şey bilmiyoruz diyorlar ama halbuki biz... Şey yapıyoruz, içerimizi atıyoruz ya da o anki stresini şey yapıyoruz, örtbas ediyoruz adam, bir an önce gitsin diye. Bizim bir sözümüz var da, biz beraber çalıştığımızda da söylemiştim evet. çok hatırlıyorsan Hüseyin abi. Şöyle bir sözümüz var bizim, gerçi birçok sözümüz var da, biz bunu sık sık kullandığımız için, çünkü mutfakla ekibiyle çok kalabalık olduğundan dolayı, bizim aramızda geçen çalışmadan dolayı çıkan sözlerimiz var. Deriz ki, işin büyük küçüğü yok. Beyinlerin büyük küçüğü vardır. Aynen. Bundan dolayı kaynaklanan sorunlar vardır. Bu şuna çok merak ediyorum. Şimdi bu insanların %70'i %80'i benim diyor ben ustayım da piyasa çıkıyor ve diğer insanları biraz psikolojikmen etkili ediyor. Evet. Ve bundan dolayı da işi bilmedikleri için yine bunu söyleyeceğim. İşi bilmeyen ustaları anlamak için konuşmayla değil lütfen tezgahta iş yaptırarak işe alın. Çünkü işi bilmeyen insanları aldığınız zaman diğer işi bilen insanların işine karışıyorlar, problem yaşıyorlar, size kendini çok iyi tanıtmış olabilir.
Yanlış mı söylüyorum? Ya eline iki tane soğan alıp doğrayan adamı usta yapıyorsun. Evet. Sözlerle dediğim gibi yanlış mı söylüyorum? Doğrudur. Sözlerle ne oluyor? Güzel tatlı konuşan yani. Değil. Tezgahta işini yapan ustalar alın lütfen. Burada da duyurulur. Aynen. Bir usta kendini tezgahta belli eder. Çalışmasıyla, zaten davranışıyla, her şeyle belli eder. Bunu neden söylüyoruz? Bunu yine Ahmet Can'a döndük biz. Ahmet Can'la çalışırken, biz bir şeyler yapmaya çalışırken Ahmet Can yaşı genç olduğu için tezgah soktuğumuz evet. zaman, yemek yaptığı zaman, malzeme yatırdığımız zaman çok problemlerle karşılaştık. Bunu niye söylüyorum Hüseyin abiye? Söyleyeyim. Hüseyin abi sen ne dedi çalıştık hatırlıyorsan? Biz bir sürü şeyler yapmaya çalıştık. Çalıştık ama sıkıntı değil. Sorun olan neydi? Biz bir şeyleri yaptığımız zaman ne yapıyorduk? Herkes bir şey yapsın, herkes elinde geleni yapsın. Bir ekibiz, moral bozuk, problem olmasın, şu olmasın, şöyle olmasın. Bir düzenleme yapıyorduk. Bir ekip çalışması yaptık. Evet. Düzelttik yani. Evet, çok iyi. Bunu dememin sebebine gelince de Hüseyin abi gerçekten şimdi şunu burada açıklayacağım ben bunu da. Şimdi Hasan abi, Hüseyin abi çalıştığımız zaman süresi içerisinde Aden'de, Aden testlerinde bunun ismini de açıkta söyleyeyim de çünkü orada bulunduk. Çok büyük bir güzel bir yer. Tavsiye de ederiz gerçeği de. Oradaki arkadaşlara da selam olsun. Şunu söylemek istiyorum. Hüseyin abi sabah girerdi, akşam çıkardı. Ve bundan dolayı da yaptığı bütün yemeklerde et olsun, kavurması olsun, saç tavası olsun, tandırı olsun, pidesine kadar her şeyi yapıyordu. Ve kendini yetiştirdiği kadar. Orada bir joker olarak devam ediyordu. Sonra da müessese uygun gördü ve aşçı başı yaptı. Burada bu ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu da açıklama gereği duydum tebrik etmek için. Bugün ne yapıyoruz, ne ediyoruz Hüseyin abi? Şimdi ne yapalım, ne edelim? Körüsüz tavuğumuz vardı. Şimdi onları marine ettim. Evet. Ocağa atacağım. Ocakta halledeceğim. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Yani kaç dakikada çıkar şefim? 15 dakika içinde hazırım. Senden bekliyoruz. Senin kaç dakika sonra biter şefim? 3-4 dakika sonra biter benimki de şefim. Senden devam ederiz Hüseyin abi. Başlayabilirsin Hüseyin abi. O zaman Hüseyin abiye eşlik edecek şekilde ayarlamaya çalış şefim. Hemen. Hüseyin abi bitir bitirmez beraber sunumunu hemen yapalım. Olur şefim. Bir şey soracağım. Buyur. Şimdi pastacısın. Yanınızda bir sürü stajyer geliyor mu? Bizim pastaneye gelmiyor. Ben peki, mesela Bodrum'da Antalya'da çalıştım. Geliyordu. Stajyerler için ne düşünüyorsun? Stajyerler için ne düşünüyorum? Evet açık ve net bir şey sordum ben. Çünkü biz bunu çalıştığımızda çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Evet. Değil mi Hüseyin abi? Halen yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz evet. Bunu da niye söylüyoruz biliyor musunuz? Yani bunu söylememizin sebebine gelince böyle güldük de. Birincisi stajyerlerin çoğu daha yeni okulu bitirdiği için elini doğru dürüst bıçak almadığı için iki sosla aynen. kendini usta yapıyor ve problem yaşanıyor. Yani burada ne diyorduk Ahmet Can? Ego. Diyorduk. Egolarını tatmin etmeyin. Ego tatmin etmeyin. Kimse etmesin. Yani çok biliyorsan gelirsin tezgah, geçersin, yaparsın. Aynı şekilde göründüğü gibi. Ya, pastamızı Nihamet evet. şefimiz yapıyor. Siz de çok biliyorsun, yani biliyorum deyip de geziyorlar ama kimse hiçbir şey bilmiyor. Halbuki gelelim bir pasta veya küçük bir kremayı bile kıvamını tutturamıyorlar değil mi şefim? Aynen öyle. Evet. Bir de şu stajyerlerin bir problemi de şu telefonlarından vazgeçsinler. Çalışırlarken bir de ustalar bir şey söylediği zaman kızıyorlar. Eve gidip farklı anlatıyorlar. Farklı anlattıklarından dolayı da şunu söyleyelim. Bütün anne ve babalara söyleyelim. Burada hep beraber söyleyebiliriz şunu. Sıkıntı yok doğru mu? Aynen öyle. Evet, evet. Şimdi stajyerlerin %70'i %80'i elimizin altına geçtiği için eve gidiyorlar çok farklı anlatıyorlar. Hani şuna hem fikir olalım. Bir iş yerinde bu iş meslek işi biraz stresli iş. Takip istiyor. Bundan dolayı çocuklar yeni olduğu için stajyerler olduğundan dolayı takip olayı pek düşük oluyor. Düşük olduğundan dolayı da gelip eve farklı anlatıyor olabilirler. Sizlerin ricam anne babalara girip çocuklarını kendi şefleriyle konuşmalarını, oranın yöneticisi kimse onunla konuşmalarını, çocukların ne kadar doğru söylediğini öğrenmeleri ve çocukların nasıl bir eğitim aldığını görmelerini tavsiye ediyorum. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Var. Hatta şuradan bir şey ekleyeyim. Eğer böyle bir olayla karşılaşıyorsanız, yani anne baba bireyleri, gelin çalıştığımız yerlere veya çocuğunuzun çalıştığı yere gidin, ustalarla tanışın yani. Bir kaynaşın, bir çay olup bir oturup bir çay için en fazla. Bir şey kaybedip, bir zaman kaybetmezsiniz yani. Belki bakarsınız ustalara kanınız ısınacak, bu sefer abi benim gözüm arkada değil dersiniz. Değil mi şefim? En azından çocukların kimlere teslim ediyor olmalı. Aynen öyle. Evet, şimdi Hüseyin abiye söyleyecektim. Hüseyin abi. Efendim. Şimdi çok kişi geliyor gidiyor. Çalışırken ederken bir sürü problemler oluşuyor.
Bu ayda stajyerler de geliyor, o geliyor, bu geliyor. Ama yani burada da şunu da not düşelim de, burada bazı hep stajyer dedik de, burada çok egolu ustalar da var. Bu egolarından vazgeçmeleri de gerekiyor. Çünkü çocuklara örnek olmaları gerekiyor. Çocuklara bir abi, bir kardeş gibi, bir şef gibi davranacaksa önce örnek olması gerekiyor. Eğitici ve öğretici olması gerekiyor. Bunu sen de biliyorsun, çalışırken çok yaşadın abi. Çok işi geldi, beraber çok çalıştınız. Bu konuda ne demek istiyorsun? Nasıl bir şey söylemek istersin? Bu konudaki düşüncen ne? Tek kelime söyleyeyim. Ben stajyerlerimden memnunum. Onlar da inşallah benden memnundur. Çünkü aileleriyle artık işlilisi olduk. İşte böyle bir şey bekliyoruz. Evet. Çünkü dediğimiz gibi ne de örnek olmak. Örnek olup herkese de. Çünkü tamam. Kendi ailesinden daha çok bizimle beraber. Yani hepsinin ailesiyle de ev ortamlarını hepsini araştırıyoruz. Yani bizim çok çocuklarımız yaşında olduğu için kızım işte ailenler nasıl, baban nasıl, selam söyle giderken, işte kardeşlerin ne yapıyor, evde durumunuz nasıl, hepsini tekrar yani onların sorunlarını halletmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar biz şöyle izah edeyim, biraz önce konuştu Hüseyin abinin, konuştu Hüseyin şefimin, konuştu, sözlerin arkasındayım. Çünkü neden diyecekseniz, bu programda övmek için falan söylemedik biz bunları. Ayrıca bu programda böyle bir şey konuşmamızın sebebine gelince, zaten programı bölümlerin hepsini izlediğiniz zaman kaç bölüm çektiğimizi görürsünüz. Evet. Ve programların hepsi aynıdır. Aynen. Hüseyin abi, beraber çalıştığımız için onu söyleyeyim. Abi diyorum çünkü. Kendi aramızda biz abi olarak konuşuruz. Fakat meslek icabı biz şef diyoruz. Saygımızdan dolayı. Şunu da izah edeyim. Hüseyin abi gerçekten sorar, ilgilenir. Ve çok değerli bir ustamızdır. Aynı zamanda değerli bir abimizdir. Aynı zamanda şöyle bir özelliği var, onu da izah edeyim burada herkesin önünde. Şimdi, bütün ustalarla beraber, ister geliş gibi saati olsun, ister zamanlama olsun, ister plan olsun, ister işle ilgili ne olursa olsun, konuşur, saat verir, fakat herkesten önce o gider. Ya, pardon, kusura bakmayın ama gerçek olan bir şey bu. Bu konuda ben şahidim buna. Mesleki açıdan abi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi insanlarımız, dünya mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Biz şöyle kendi aramızda öyle izah ediyoruz. Şimdi Osmanlı mutfağı ile dünya mutfağı arasındaki farkı kıyaslasan ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Bana kalırsa Osmanlı mutfağından vazgeçmiyorum. Evet, biz aynı düşünceden vazgeçmiyoruz. Evet. Zaten geçen programda yaptığımız bir şey var. Bir anket var. Ankette evet. Zaten göreceğiz paylaşıldığı zaman. Ankette Osmanlı mutfağı mı yoksa dünya mutfağı mı, hangisi daha ağır basıyor, sizler de zaten göreceğiz, değil mi Usta? Aynen. Bizi izlemeye devam edin ki biz size yardımcı olabildiğimiz kadar olalım. Lütfen bu programı izlerken, bu programın lütfen altına notlarınızı yazın. İstediğiniz yemeği yazın. Sıkıntı yok diyoruz. Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı oluruz. Şimdi burada Restoran TV bünyesinde bulunuyoruz. Programımız Power of the Chef, şeflerin gücü. Aynı zamanda sayfalarımız hepsi mevcuttur. Ben de Ahmet Can Usta'ya sayfalardan ulaşabilirsiniz. Değerli ustalarımızla zaten buluşuyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gelmek isteyen de gelebilir, yardımcı olabiliriz. İletişim adreslerimiz zaten belli. Bize ulaşamazsanız Restoran TV'ye ulaşın. Orada yardımcı olurlar. Gerçi burada her şekilde yardımcı oluyorlar. Evet. Bu ara sözü Nizamettin Usta'ya bırakalım. Şefim ne yapıyoruz şimdi, ne ediyoruz? Şefim, benim sunumum bitti. Şöyle göstereyim kamera karşısına. Şimdi bir eleştiri yapayım ya. Çok evet. Büyük koydun da. İkiye bölüm koysaydın daha iyi olmaz mıydı? Biraz daha böyle gelirdik. Olmaz mı? Böyle mi veriyorsunuz, böyle mi sunuyorsunuz? Vallahi ben çoktandır bunu yapmıyorum. Şu an biz çalıştığım hastanede yapmıyoruz ama elime alsam olur mu? Yanlış eskiden anlamadım. Yok, estağfurullah, buyurun. Yarız ki. Eskiden çalıştığım hastanede böyle yapıyorduk. Sıkıntı yok şefim. Ben sadece biraz daha şey yapmak istedim ben de. Buyurun. Arkadaşlar, biz burada bunları yaparken sadece burada tanıtımları yapmak, sunumları yapmak ve biraz bir şeyleri paylaşmak için yapıyoruz. Bu ara Nizamettin Usta ikinci programımız, üçüncü programı da devam edeceğiz. Aramızdaki samimi ve sıcak sohbetimiz bundan dolayı kaynaklanıyor. Evet. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Biz sadece biraz daha farklı olasın diye yapıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi söylemek istediğim bir şey varsa ekle.
Buradan değerli patronum, kendisi eski zamanlarda dünya mutfağının, Osmanlı mutfağının kaptanıydı. Buradan ona koca koca selamlar, sevgiler. İsmi ne? Hür Girgin. Değişik bir isimmiş. Doğru. Hür Girgin. Selam söyleyelim. Buradan selamlarımızı veriyoruz. Eski şefimiz. Bütün şeflere selam olsun. Bütün şeflere selam olsun, evet. Power of the Chef ailesi olarak hepinizi selamlıyoruz. Egosu olmayan, gerçekten işi öğreten, eğitici olan ustaların hepsine selam olsun. Diğerleri de bana kızacaksa alta yazsın. Sıkıntı yok. Biz zaten eleştirilere açız. Biz mesleğimizde şüphemiz yok. Her İşçileri... konu... Buyurun sor. Her konuda bana yardımcı olan değerli ustam olmak üzere Ümür Türkmen, tekrar söylüyorum. Her konuda bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Buradan ona koca koca selamlar, teşekkürler sunuyorum. Evet. Bu kadar. Evet, bir selamımızı şeyimize verelim. Evet. Şimdi söyleyeceğim bir şey varsa ekle hemen Ahmetcan. Hüseyin Usta'ya geçeceğiz. Aynen. Bizim yapmış olduğumuz bu Power of the Chef, yani düzenlemiş olduğumuz Murat Usta'mla beraber herkesi bekliyoruz buraya ve kendi sorunlarınızı, yaşadığınız sorunlarınızı bize videolarınızın altına yazın, yorum yapın. Yorum olarak biz de bunları burada dile getirelim. Konuşalım. Demiyorsan. Hüseyin abi ne söylemek istersin? Biz programı yaptık. Abime söyleyeyim, şefime söyleyeyim. Şimdi programı biz Ahmetcan'la beraber böyle devam ettik. Bu bizim 6. bölümümüz olacak sizle beraber. İnşallah 6.000. şeyiniz olur, çekiminiz olur. İnşallah. Programı İnşallah. Nasıl gördün? Ortamı evet. Nasıl gördün? Ortamımızı sizlerin daha ileride büyük yerlere görmek istiyoruz. İnşallah, yarışmalar düzenlemenizi istiyoruz. Yarışmalara Ahmetcan girecek. Ben biliyorsun ben. Yok. Sürücü olarak. Sürücü inşallah evet. İnşallah. İnşallah o yakında başlıyor. Kısa bir şeyimiz var. Zamanımız var. O zaman zarfından sonra zaten büyük bir yarışma geliyor. Sabredince yarışıyorum. Ben sözleri dinledim. Bakın ne çıkacak da. 6 ay sonra yeni bir projemiz var. Bütün projemizi şu an açıklamak istemiyoruz. Son programda açıklayacağız. Çok görselliği ve büyüklüğü konusunda çok tartışacak bir proje. Evet. Şimdiden duyurulur. O projemize çok değerli şef arkadaşlarımız, çok değerli ustalarımız ve bazı değerli insanlar yardımcı olacak. Bu konuda da bunu söyleyelim. O biraz daha kapsamlı olacağı için şimdi böyle bir programla biz devam ediyoruz. O konularda bu beklettik. Şimdi bu projeyle devam ettiğimiz için bu programımız daha 5-6 ay devam edecek. Bütün arkadaşları, bütün şefleri bekliyoruz. Bizim burada çalışmamız izlediğiniz videodaki olduğu gibidir, doğaldır. Biz herhangi bir çalışma yapıp, herhangi bir konuşma yapıp, herhangi bir programımız yoktur. Burada geliriz, konuşmalarımızın her şeyi buna göre yaparız. Ve buradaki değerli, bizi değerli, izleyecek olan değerli arkadaşlara, değerli insanlara şunu söylemek istiyoruz. Bazı konularda eleştirebilirsiniz başımızın üstüne. Bazı şeyler söyleyebilirsiniz başımızın üstüne. Bizim adreslerimiz belli. Gelirsiniz, ne yaşadığımızı görürsünüz. Ne kadar doğal olduğumuzu görürsünüz. Ona göre kararınızı verirsiniz. Böyle söylemekle onları bekliyoruz. Aynen. Şuradan bir şey daha bir not düşeyim. Bizi merak edenler Restoran TV'ye gelip de bir çayımızı içebilirler. Aynı evet. Zamanda isterseler de buraya gelebilirler. Evet. Bizim ismimizi buraya gelip verdiğiniz zaman tabii ki şeflere ve ustalara söylüyoruz. Öğrencilere söylüyoruz. Her önüne çıkıp da gelmesin yani. Yanlış anlamayın da yani. Böyle bir şey demedik. Demiyoruz da. Bu da işin esprisiydi bu ara. Kendine özgüveni olan herkesi bekliyoruz. Şefim ne yapıyoruz? Şimdi ne yaptık? Ne ettik? Kremasını koyduk. Kremasını verdim. Köri sosunu verdim. Baharatını attım. Tuzunu, karabiberini attım. Tamam. Evet. Şimdi evde doğal bir insanlar yapmak istese, ev hanımları veya bir bekar insanlar yapmak istese bir nasıl tarif edebilirsin? Şimdi bu şekilde anlı yaptığın gibi. En basit yemek bu. Evet. Biraz tarif edelim. Bir yumurta kırmışsınız. Bir de bunu kırdığınız zaman farkı yok. Evet. Tavuğu böyle böyle duruyorsunuz. Biberi de böyle böyle duracaksınız. Evet. Kızgın yağ atıyorsunuz. Kızartıyorsunuz bunu. Tuzunu, karabiberini attıktan sonra biraz kızarıyor. Suyunu çektikten sonra köri sosunu ve baharatını atıyorsunuz. Arzuya göre. En arkada en sondan kremasını atıyorsunuz. Bitiyor. Yoğunluğu tavukların suyu çektikten sonra ve bu tavukların suyu çekildikten sonra yoğunluğunu kremada yavaş yavaş vererek ve tavuğun yumuşaklığını tuturarak devam ederek evet. Bu şekilde
tavsiye ediyoruz. Tavuğu çok kızartmayacaklar. Evet. Çok kurutmayacaklar yani. Bir de o kremayı fazla tuttukları an kremada kesilme yapabilir. Bunu evet. da buradan belirteyim. Fazla tutmayın. Koyulaştığı tamam. an alabilirsiniz. Evet. Abi tamam. abi bir şey soracağım. Söylemek istediğim bir şey var mı ya? Böyle güncel olarak yani normal şekilde konuşmak istediğim söyleyeceğim bir şey varsa söyle abi. Hasan Usta ile nasıl gidiyor? Hasan Usta ile biz ayrı bir ekibiz. Onunla yediğimiz işimiz, dedikodumuz bitmez onu. Ya ustalar arasında yemek fikri alışveriş yani çok bir şey değil de. Yani şeyler konuşuyoruz. Yemek alışverişi yapıyoruz. Şunun sosunu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım? Ben halen kendimi bir öğrenci olarak hissediyorum. Öyle de biliyorum. 48 yaşındayım ama bir öğrenci gibiyim. Mutfak geniş olduğu için her gün bir şeyler öğreniyorsun. Biz de gittiğimiz yere kadar artık. Bizden sonrakilere bırakacağız. Evet. Şimdi yenilikçi, mutfakta yenilikçi olmak ve bir şeyleri yapmak her zaman avantajlıdır. Aynı zamanda bir şeyleri yoluna koyabilmek için, bazı şeyleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Şimdi burada biraz önce bir şey yaşadık, fark ettiyseniz. Nizam Ustam'la beraber geldik. Değişikliği söyledik. Ustam başladı aynı şekilde yapmaya gitti. Onu ona danışalım bir de, onu göz önünde görelim. Çünkü burada her şey doğal olduğu için doğal konuşalım, doğal yapalım. Şimdi. Biraz önceki sunumla şimdiki sunum arasında biraz değişiklik oldu mu olmadı mı? Daha ince doğrayabilirdik gerçeği de. Doğrudur şefim. Böyle iyi oldu diye düşünüyorum ya. Evet. Sizin olur. Sizin işiniz bu konuda. Biraz daha ince de olabilirdi ama şimdi sen öyle koyduğundan dolayı biraz daha kalıntı olsun diye şey yaptık. Teşekkür ederim. Bunu neden söylüyoruz? Bunun açıklaması şu şekildedir. Kesinlikle burada bir kimse eleştiri veya kimseyi şey çekiştirmiyoruz. Şu an burada yaptığımız doğal bir şeyi birbirimize tartışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu ara yemeğimiz hazır. Bu ara sunumumuz hazır. Doğrudur. Sunumumuzu koyabiliriz. Ve bize afiyet olsun. Öteki de onun yanına koy istersen. Çünkü oraya yemek gelecek. Aynen o görüntüyü versin. Bunları kaldırabiliriz ya da şöyle bir kenara bırakabiliriz. Sıkıntı yok. Çilekleri de yan tarafa koyabilirsin. Sıkıntı yok. İçeri al. Ama şunlar da orada yardımcı olursa şu kenara koy. Buraya. Tamam, ustam onu ayarlar. Biz şimdi yerimi hazırsak... Hüseyin abi. Evet, geldim. Şefim hazır mı sen? Hazırım abi, geldim. Biz de ustam, şefimiz hazır olasıya kadar. Bugünkü atmosferi gördüm, bugün ne için, hakkında ne düşünüyorsun, Güzel geçti diye düşünüyorum. Evet. Siz yeni bir... iki hafta sonra bir daha geleceksin. İki hafta sonra sen ne yapmak istersin? Bir planın var mı? Şu anlık bir planım yok. İki hafta sonra görüşürüz gene. Milleti merakta bekliyor. Evet. Merakta bırakıyor. Sen abi görüntü çok güzel. Sürpriz oldu. Çok ya güzel. Şimdi söylemeyelim teşekkür yani. Ederim. Düşünelim, taşınalım bakalım ne yapacağız. Şefim eline sağlık bu ara. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Bu ara şunu da söyleyeyim de. Şimdi Hüseyin abimiz et üzerine çok yoğun çalıştığı için bugün bir değişik bir tavuk yaptı. Bu tavuğu da bu şekilde yaptı. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Tavuğun farklı bir sunumda. Görüntüsü de, portakal uyumu da ve şu şekilde gördüğünüz gibi hepsi birbirini tamamladı. Bu hepsi birbirini tamamladığından dolayı tamamlandığı görüntü de çok güzel çıktı. Abi bugün için ne söyledin? Benim hayatım renkli geçtiği için yemeğimin de renkli olmaz. Aynen. Etin içinde evet. olduğun için böyle söyledim evet. ben de. Hani kusura bakmazsanız etin içinde olduğunuzdan dolayı böyle bir şey söyledim ben. Tavuk yapmak nasıl? Etin içinde olup sonra bir tavuk yapmak. Ya kendi çapımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi. Ne yapalım? Başlayalım o zaman. Söyleyeceğim bir şey var mı? Elinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Bu ara çok teşekkür ederiz programa geldiğiniz için. Programı beraber kapatalım. Sağ olun. Buradan selam gönderelim arkadaşlara. Hizmet Bey'e, Orhan Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Bizi takip ediyoruz. Değerli bütün ustalarıma, müdürlerime, garson arkadaşlarıma, şeflerime selamlar olsun. Evet, bu ara İsmet Bey, Orhan Bey beni de tanırlar. Diğer arkadaşlar neyse beni tanır. Ben de bu arada selam söylüyorum. Programımıza böyle başladık. Bütün onları programımıza bekliyoruz diyelim. Bekliyoruz. Aynen. Misafir olarak gelebilirler. Bize haber gönderebilirler. Burada da selam olsun. Bugün de böyle Sen buyur lütfen. Buradan ben de bütün iş arkadaşlarıma, ustalarıma, herkese selam gönderiyorum buradan. İsimleri de söylesin. Ali Girgin, Hür Girgin, Ümit Türkmen, Ali Ustam soyadını bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bu bayağı kötü oldu. Aynen. Öyle hepsine selam gönderiyorum. Bütün çalıştığım arkadaşlar, beraber çalıştığım arkadaşlar selamlar olsun buradan. Restoran TV'ye bekliyoruz. Herkes evet, Restoran TV'ye bekliyoruz. Aynen. Yeni programımızda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.